Sayın seyirciler şimdi piyasalardaki son durumu GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la konuşacağız. Sayın Turan hoş geldiniz yayınımıza. Fed'in verdiği kararı söyledik adeta küresel piyasalarda bir dönem kapandı. Evet. Peki piyasalar nasıl tepki verdi Fed'in kararına? Dün akşam e, açıklamanın geldiği saat itibariyle çok yüksek bir oynaklığa şahit olduk. Bütün piyasalarda bütün dünyada beklenen bir gelişmeydi bu açıklamalardan sonra doların değer kazandığını, faiz tarafında bir miktar yükselişlerin olduğunu ama en az etkilenenin hisse senetleri piyasalarının borsalar olduğunu gördük biz. Orada aslında açıklamada öyle bir sürpriz de yok. Yani beklenen bir sonuç bu. E, varlık alım programı bir şekilde sonlanacaktı. Bunun takvimi belliydi. Son dilimi de tamamladık. Vurgular önemliydi o tarafta. Yani FED neye vurgu yapıyor? O dağında ne var? Neye dikkat ediyor? Çünkü bütün dünya FED'in dikkat ettiği konulara dikkat etmek zorunda. Çünkü faiz artırım meselesi e, FED neye göre karar verecek diye baktığımız zaman dün akşamki toplantıdan şunu görüyoruz ki evet e, istihdam piyasasında, işsizlik rakamlarında hedeflere çok yakın. beş %5,5'luk tam istihdam seviyesini büyük ihtimalle 2015 seviyesinde yakalayacak ABD ekonomisi. Fakat enflasyonda ...henüz istenilen seviyelere gelmemişler. Demek ki enflasyon %2'yi aşana kadar... ...sıfır faiz politikası devam edecek. Makul bir noktada... bir süre vurgusu yapılıyor. Vürüsü. Yani bundan ne anlamalıyız? Evet enflasyonla ilişik ama o süre size neyi ifade ediyor? Bunu daha önce FED başkanları açıkladılar. Makul süre nedir? Varlık alım programının bitmesinden itibaren... 6 ay ile bir yıl arası bir dönemdir. Bugün bitti. 6 ay desek Mart ayına, Nisan ayına denk geliyor 2015'in. Bir yıl desek... 2015'in Kasım ayına gibi ama ikisinin ortasını alsak 2015'in yaz aylarında Haziran gibi faiz artımını beklemek çok yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü şu var, evet ABD'de işsizlik geriliyor doğru fakat ücretlerde bir artış yok. İşsizlik 2010'da %10 seviyelerindeydi bugün %6'nın altında fakat ücretlerde bir artış yok. İstihdam yaratıyoruz fakat çalışan insanların cebine e, istenilen seviyelerde para girmiyor. Çünkü yaratılan işler çok kaliteli işler değil. Orada istihdam meselesinde böyle bir problem var. Enflasyonda da henüz alınması gereken yollar var. Bu durumda evet, varlık alım programı bitti ama dünyanın sonu değil. E, bir faiz arttırma gelecek ama bu tamamen ekonominin gösterdiği yöne doğru olacak. Yani bugün Şahin demek, Güvercin demek, Fed için çok doğru değil. FED ne yapmak gerekiyorsa onu yapacak, onu ifade etti. Orta yoldan bir karar aldı. E, o yüzden bence dünya ekonomisi için, piyasalar için, bugün belki biraz çalkantı yaşıyor olabilir piyasalar ama uzun vadede e, bence çok pozitif kararlar bu kararlar. Peki Türkiye ekonomisi nasıl etkilenecek? Bu durumda ilk akla gelen şey doların değer kazanma meselesi. E, FED toplantısı öğren öncesinde uluslararası piyasalarda 2.19'un da altını görmüyordu. Dolar-TL paritesi. Ama bugün 2.22 civarında. Burada doların değer kazanması konusu aslında tartışma açık bir konu değil. Dolar değer kazanacak. Yani buna yapılabilecek çok fazla bir şey de yok. Bu durumda bütün dünyada ne yaşanıyorsa Türkiye'de de o yaşanacak. Buna hazırlıklı olmak lazım. Ekonomi yönetiminin de buna hazırlık yaptığını görüyoruz biz zaten. Yani bu hazırlık bugünden başlamış bir hazırlık da değil. Tüketimin kısılması, kredi kartıyla ilgili yapılan projeler, programlar bunlar hepsi önümüzdeki dönemde biz son 6 yılda bulduğumuz kadar bol dolar bulamayacağız. Bu doların bulma maliyeti yükselecek. Bu durumda biz bu döneme hazırlık yapalım şeklindeki algıyla yapılan bir programdı bu. Evet kuru yükselecek ama bu bir yıkım bir zorlama yani ya da ekonomi çok ciddi strese sokacak bir dönem olmayacak diye tahmin ediyor. Şimdi eee dolarla ilgili hemen bir grafiğimiz de var. Hı hı. E, son zamandaki değerlenmesini gösteren evet. bir grafiğimiz. Hemen onun üzerinden de geçelim. Arkadaşlarımız onu da e, yansıtacak ekrana. Bu arada şunu da sormak isterim. Şimdi hem Fed'deki parasal genişlemeyi konuşuyorduk bu arada Avrupa'daki parasal evet. genişleme de var. E, bu Türkiye'yi dengede tutar mı ne dersiniz? bir miktar dengede tutar gibi gözüküyor. Sadece Türkiye değil, bütün dünyanın aslında bir noktada destek aradığı nokta oluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımı yapması. Ama e, Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığıyla ECB'nin yani, ECB'nin yaptığıyla Fed'in yaptığı aynı olmayacak. Dolayısıyla aynı sonucu beklemek doğru olmaz. Biz Euro bölgesinin ekonomik anlamda toparlanmasından çok daha fayda sağlarız. Yoksa orada bir parasal bolluk var. Biz de bu işten istifade ederiz demek çok doğru olmayabilir. Çünkü oradaki yaratılan para kredi mekanizmasını canlandırmak için yatırılan para doğrudan Türkiye'ye gelebilecek para değil. O bölge toparlansın, ihracatımızda sorun olmasın bizim için daha iyi. Peki şimdi Erdoğan Bey, e, tabii ki Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararları hem altını evet. hem de Doları etkiliyor. Evet. Şimdi isterseniz birlikte bakalım. E, grafik şu anda tam olarak neyi anlatmakta? Şurada zaten e, yükseldiği seviyeler. seviyeleri görüyoruz. Evet. Ocak ayına denk gelen evet. o seviyeler. Merkez Bankası'nın faizi Artırılır artırmadan e, önceki seviyeler. Evet. E, şimdi nasıl okumak gerekiyor? Destek seviyeleri nereler? E, dolar önümüzdeki günlerde hangi seviyeleri takip edecek? Şu yükseliş doların 1.95'ten 2.30'a gittiği dönem ve 2.30 seviyesindeyken merkezin bir gecede çok faiz arttırımıyla tekrar geri başladığı geri düşüşün yaşandığı dönem 2.08'e kadar düşmüştü 2.06'ya pardon dolar tl paritesi sonra yavaş yavaş yükselmeye başladı şimdi en son en yakın vadede tekrar 2.30 seviyesini gördük yine Fed'den gelecek faiz arttırım e telaşı diyelim bir şekilde fiyatlara yansıdı en son durumda Dün 2.20'nin 220 de altındaydık ama FED kararıyla doların bütün dünyada değer kazanmasıyla birlikte tekrar 2.22'nin üzerindeyiz. Şimdi burada fiyatların anlatmaya çalıştığı bir durum var. Eğer tekrar dolar TL kuru kırmızı çizgiyle gösterilen 2.25 seviyesinin üstüne çıkarsa yavaş yavaş sanki 2.30'a gidecekmiş gibi bir durum var. Ama bugün için şu an için bunu görmek mümkün değil fiyatlarda. Sanki bir dönem 2.20 ile 2.25 arasında gel git yaşanırsa çok şaşırmayalım demeye çalışan bir piyasa görüyorum ben bu durumda. 2.20'nin altı biraz zor. Bir gün bile kalamadı piyasada bu rakam. 2.25'in üzerine şimdiden gitmek için de çok fazla veri yok. Bu dönem için 220 ile 225 arasında gergitler makul karşılanmadı. Peki hemen arkanızda altın Altına da grafiği evet. var. Ee ona da bakalım. Altın aslında bir önceki hafta biraz heyecanlandırdı yatırımcısını evet. bir buçuk ayın zirvesini görmüştü 1250 dolar seviyelerini görmüştük. Ancak yeniden geri çekildi 1205'in de altında evet. şu anda. Altını nasıl okumak gerekiyor? Altını İncelerken riskli varlıklarda neler yaşanıyor? Riskli varlıklar derken borsalarda, hisse senetleri piyasasında neler yaşanıyor? Ona dikkat etmek gerekiyor diyoruz sürekli. Bunun da ispatını burada görüyoruz biz. Son dönemde son bir ay içerisinde 1180 dolardan 1250 dolara kadar bir yükseliş yaşandı ilk önce. Aynı dönemde borsa endekslerinde ciddi bir geri çekilmeyi gördük biz. ABD borsalarında, Avrupa borsalarında bizde de aynı şey yaşandı. Bir ufak çaplı bir isten kaşış gördük biz borsalar geriledi. Bunu altın fiyatları %6'lık bir primle değerlendirdi. İyi bir fırsattı. Sonra büyüme de hafif hafif ortadan kalkınca, Fed'in çok e, sert tutumlar sergilemeyeceği bir şekilde piyasada satın almaya başlayınca, hisse senetleri tarafında ufak ufak yükselişler görmeye başladık. Hisse senetleri düştükleri seviyeleri tekrar yükseldiler. Biz de aynı durumdayız hemen hemen. ABD borsaları çok daha zevklerine yakın yerde. Bu durumda altın fiyatı tekrar 1200 dolardan Son toplantısı toplantısıyla birlikte 1200 dolara çok yakın bir hale geldi. Ufak bir heyecan yaşadık sadece. Yoksa büyük resimde, ana resimde bir değişiklik görmek henüz mümkün değil. Peki burada e, peki sözünüzü bölüyorum. Sen. Şimdi e, İsviçre'de referanduma evet. gidecek. Ona hemen hatırlatmak isterim. Evet. Çünkü bu durumun e, altın fiyatlarını yükseltmesi Kesin. bekleniyor. Sizin öngörünüz nedir? Eğer yükseltirse hangi seviyeler test edilir? Altın 1180 dolardan 1205 dolara giderken bu İsviçre'deki referandum da içinde vardı bu referandum önemli bir referandum. Yani 30 Kasım'da yapılacak. İngiltere, İsviçre Merkez Bankası halka soracak. Ben artık altın rezervlerimi arttırayım mı? İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervini %8'den %20'ye çıkarması demek yaklaşık 1500 ton altın alması demek. 1500 ton demek dünyada bir yılda üretilen altının yarısı kadar bir rakam demek. Önemli bir rakam bu. Ama bugünden biz bu referandumun sonucunun ne olacağını bilmiyoruz. Ayrıca referandumdan evet kararı çıksa bile İsviçre Merkez Bankası'nın bunu hemen mi alacağını, 3 yıl sonra mı alacağını, hangi vadede alacağını bilmiyoruz. O yüzden bugünkü fiyatlamaları görüyor piyasa. Bugün FED faiz ile ilgili veya piyasayı rahatlatıcı bir şeyler söyledi mi altın için iyi. E, tersi durumda ise işte senetleri piyasasında yükseliş varsa altın için iyi bir durum değil. O yüzden tekrar 1200 doların yakın seviyesindeyiz. Böyle giderse herhalde şuradaki eski dibimize 1180 dolara yakın bir hal alacak. Yeni bir durumdan bahsetmiyoruz altın için. Hisse senetleri piyasalarında yükseliş varsa ki Fed'in son toplantısından en az kötü etkilenen piyasa hisse senetleri piyasası şu an için. Hemen borsaya da görelim bu arada. Evet. Siz sözünüzle devam tamam. edin lütfen. Biz arada barkola değişelim. Altın için hala çok ciddi bir potansiyel yok uzun vadede ne yazık ki. Peki şimdi hemen yanımızda Euro dolar var. Bu tarafta da borsayı görüyoruz. Çok kısaca ...iki <laughs> konu hakkında da değerlendirmenizi rica ediyorum. Euro-dolarda e, sene sonu beklentilerinde henüz bir değişiklik yok. Bir tarafta artık varlık alımını sonlandırmış, adım adım faiz arttırmaya giden bir Amerikan Merkez Bankası var. Öbür tarafta içinde bulunduğu kısır döngüden çıkmak için varlık alımına gitmek zorunda kalan bir Avrupa Merkez Bankası var. Bir tarafta doları değerli kılan bir Merkez Bankası, öbür tarafta mecburen euroyu değersiz kılan bir Merkez Bankası. Bu durumda parite için 1.25'e yakın seviyedeyiz ama herhalde sene sonuna doğru 1 milyara yakın olmak çok şaşırtıcı olmamalı. Hisse E tarafında aslında yine Türkiye için de bugün e, borsa için çok kötü bir gün değil. Daha da kötü olabilirdi aslına bakarsanız ama neden daha kötü olabilirdi? Çünkü tahvil piyasasında %2'ye yakın bir artış var fakat borsada öyle ciddi bir kayıp yok. 80 bine çok yakın hala 79.500 civarındayız. Tabii bu dönemde bilanço dönemi de var. Yani banka bilançoları geliyor, beklenenden iyi gelen bilançolar var. O yüzden piyasada bir miktar diri kalıyor olabilir ama şu var: 60 bin seviyesinden 85 bin'e kadar bir yükseliş yaşadık. Bunun bir miktar geri çekilmesi, sindirilmesi yaşanması gayet makul. Onu da bir miktar yaşadık ama şimdilik 75 bin'in üzerinde kalan endeks için yeni hedeflerden, yeni yüksek seviyelerden bahsetmek için erken. Yani belki kısa vadede 75 bin'e yakın olmak iyi bir alım fırsatı yaratabilir ama şu seviyelerden itibaren yani 80 bin seviyesindeyiz diyelim kabaca. 80 bin seviyesinden mesela eski zirveye doğru 85 bine gitmek için çok güçlü dayanaklarımız yok. O yüzden bir miktar geri çekilme yaşayabiliriz. Evet şu seviyelerde evet. E, geçtiğimiz Mayıs ayında gördüğümüz 90 bin evet. aşan seviyelerdi. Sayın Turan teşekkür ediyorum. Rica Bizim süremizin sonuna geldik. E, sayın seyirciler işin serini burada sonlandırıyoruz. Sözü Deniz Türe'ye spor bültenine bırakıyoruz. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.